Alkışlar Sümeyya Hanım için. Ama Sümeyya Hanım iyi harfi gibi. Biraz da hafifçe titriyor. Evet, biraz öyle oluyor. Heyecanlanma. Hoş benim şimdi Deniz Bey'in yaptığı 9300 puan. Düşünmemeye çalışıyorum. Düşünmeyin zaten. Onları sonrasında hesabını yaparız. Hesabı da kolay zaten. Fazla harf alma hakkı bırakmadığı için çok kolay hesap yapılabiliyor. Siz neler yapıyorsunuz? Biraz onlardan bahsedelim. 1,5 ay mı oldu? Evet, 1,5 ay oldu. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İşler nasıl? Şu anda online'dan çalışıyorum. Yüz yüze de yavaş yavaş başladık. Bekliyoruz öyle. Ne güzel. Onun dışında başka hayalleriniz de varmış. Dikkatimi çekti. Biraz onunla ilgili sohbet etmek isterim sizinle. Yani şöyle düşünüyorum. Ya insanlara bir faydam olsun sağlıkçı olarak. Bir aşevi açmak. Evet, yani öyle bir planım var nasip olursa. Ama yalnızca insanlara değil mi? Evet, sokak hayvanlarına da aynı şekilde. Peki nasıl olacak bu iş? Çok çok kıymetli bir düşünce bu da. Aynı yerde mi? Yok, aynı yerde tamam. Değil. Gönüllülük esaslı. Hem bir aşevi hem de bir sokak hayvanları için ayrı bir... Ayrı ayrı iki. Evet, konu. Ayrı ayrı. Tamam. Aynı değil. Ya birbirimizi yanlış anlamışız. Gönderdiğiniz videoda arkasından gelen işte tanıtım metnini okuduğumda ben bunları bir arada kompakt bir bütün halinde yapacaksınız zannettim. Ne kadar temiz, ne kadar hoş bir düşünce ama çok işleyecek gibi değil demiştim. Tamam. Yani umarım işler, öyle bir niyetim var, umarım da tutar. Yok, bu kurduğunuz bence işler canım. Olursa da bizi de çağırın, gururlanırız. İşim var, tabii ki de. Bir oyunda orada oynarız. Olur tabii. Tamam. Neden ama olmasın? Önce bir 9000'e doğru bir maceraya çıkalım. Umarım, inşallah olur. Tamam, kazanmak kaybetmek çok önemli değil. Hak ettiğiniz puanla ayrılın, onu isterim. Gelsin mi? Olur. Hadi bakalım. Biraz karanlık bir şey. Evet, ebediyete intikal. Arapça kökenli bir kelime çıkacak karşımıza. Buyurun bakalım. İhtiyacı karşılayacak derecede olan. Kafi. Çok güzel, yeterli. Kafi. Tamam. Beklediğimden iyi şu anda. Çok hızlı başlangıç vallahi. O tedirginlik de beni biraz ürkütmüştü ama maşallah görev insanıymışsınız. Açıldım galiba. Tekrar edeyim, 5 harf alabiliriz. 5'ini birden alırsak 6 saniye arttıracağız. Buyurun 5 harfli cevaplara. Tadıyla haz veren. Tadıyla haz veren. Bir harf alayım. Alalım. Çünkü 2 doğru cevabı var aslında bunun. Heh, demek ki... Lezzet. Lezzet değil, leziz. Leziz. Nefis de diyebilirdiniz. Ne eksik, bir tane harf aldınız. Geliyor yenisi. Buyurun bakalım. Leziz bir şeyden bahsediyoruz şimdi de. Anayurdu Akdeniz kıyıları. Çok çekirdekli bir meyvedir bu. Bir harf daha alayım. Alalım mı burada? Alalım ya. O zaman o harfi almadan önce anayurdu Aydın diyeyim. İncir. İncir efendim. 500 puan. 4 tanecik harf alma hakkımız var. Çok şaşırdım şu anda, kendime böyle bir performans beklemiyordum. Valla ben şaşırmadım. Bekliyordum bunu, o yüzden o harfi de aldırmadım. Öyle incir çekirdeğini doldurmayacak şeylerde harf aldırmayın. Tamam. Buyurun gelsin yenisi. Yarısı maslar. Vallahi kolay da soru. Hem durumuna üzülmek hem merhamet etmek. Acımak. Bana mı soruyorsunuz? Acımak. Cevap veriyorlar. Ve kasa 2300 puana çıkıyor efendim. 2900 olur şu soruyla birlikte. Görelim bakalım. Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı. Daha güzeli tazyik. Suyun tazyiği. Ben bunda bir harf alayım. Alalım mı? Peki. Öndeki açıklama aslına bakarsanız, yani herhangi bir fizik kitabında okuyabilirsiniz. Basınç. Basınç gayet güzel. Tazyiği duymamış mıydınız? Duymuştum ama şu an aklıma gelmiyor. Evet. Bir de kafamdakini oturtturamadım harfleri. Biraz üzülüyorum yalnız o aldığınız harflere. 3 mü oldu şu anda harf? 3 tane harf alma hakkımız kaldı. Ben de buna üzüldüm. Aman aman, dikkatli. Hadi gelsin yenisi bakalım. Bir ayakkabı çeşidinin türkülere de konu olan adıdır. Ne bileyim, babet, içinde kundura. Babet geçen türkü yok ama kundura bu. Başlamadan önce de söylemiştim. Sos sorusu mu? Evet. Tam biraz korkuyorum. İstedim. 2. üniversite olarak aşçılık okumuştum. Hanımefendi. Olur da korkmayın. Bilemezsem rica üzülürüm. Ederim. Rica ederim. Yani yumurta kırmak kadar kolay. Buyurun gelsin. Tereyağı, un ve süt. Biliyorum. Yaygın kullanılır. Ama bir harf alayım. Yapmayın ya. Alayım ya. Aldık. Ne sosuydu bu sos? Tereyağı. Beşamel sos. Beşamel sos. Bir harf aldırdı Sümeyya Hanım'a. Geriye 2 tane harf alma hakkımız kaldı. Şu anda 9600'e ulaşabilecek durumdayız. Yok, 9500'e ulaşabilecek durumdayız. 9300 artı 6 saniye alt limitimiz. Buyurun gelsin yeni sorumuz. 8 harfli cevaplar. Sıkıntıyı, bezginliği, usanç, acı ve yorgunluğu 2 kelime bir nida ile ortaya koymak, belirtmek. Kelimelerden biri de bir nida. Ah gibi, oh gibi bir şey. Yani böyle ah etmek gibi bir şey arıyoruz. Gelmiyor aklıma ya. Sıkıntıyı, bezginliği, usanç, acı veya yorgunluğu bir nida ile ortaya koymak. Buna da bir harf alayım. Hadi bir harf aldık. Olmadı, bir harf alayım. Çok güzel yerden geldi. Oflamak değil. Tek kelime değil işte, 2 kelime. Of etmek değil. Etmek de değildir, 6 harfli olmalı o. Of. Of da eminiz. Of'u ziyaret ettiniz mi? Yok. Yani Trabzon'a gittim ama Of'a gittim. Dağlık mı etrafı? Ay şimdi bildiğimi... Yıkılır mı o dağlar? Bir harf daha alayım ya. Yapmayın ya. Almayın o harfi. Of'u bulduk. Gelmiyor. İkinci tamam. Kelime ne olabilir? Of etmek. Çekmek. Of çekmek. Üzüyorsun. Bir harf kaldı geriye alabileceğimiz. O harfi de alırsak 6 saniye arttıracağız. Şu anda 1 dakika 5 saniye var elinizde. Kaç sorumuz kaldı? 5. 1 tane 8, 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap kaldı. Buyurun son 8 harfli cevabın sorusuna. Diyor ki fazla hassas, kolay ve çabuk gücenen. Kırılgan. Oldu bitti. 800 puan daha. 9 harflidir, tek kelimedir. Tek dert nedir? Basit bir şey. Ama akla birden fazla cevap getirebilir. Tek kelime arıyorsunuz, mastarla bitiyor. Şöyle soruluyor. Yenisiyle değiştirmek. Takas, 2 kelime değil. Yeni dediğimize göre yenilemek de değil. Evet. Yenisiyle değiştirmek. Daha çok yiyecek içecekler için de kullanılır bu. İade de değil, hayır. Değiştirmek çünkü. Tek kelime mekmak diye bitmekte. Daha çok yiyecek içecekler için. Burada bir harf alırsam 6 saniye mi arttırmak gerekiyor? Bir harf alayım, durdurayım. Yapmayın ya, bunu almasaydık onu. Aldık bir harf. Daha çok yiyecek içecekler için kullanılıyor, yenisiyle değiştirmek. Gerçekten hiç aklıma gelmiyor ama düşmek istemiyorum puanda. Şu yiyecek içeceğin altını bir daha çiziyorum ben. İçtiğiniz bir şeyi yenisiyle değiştirmek. Tazelemek. Çayınızı tazeleyeyim mi? Eyvah eyvah. Elde kaldı 29 saniye. Hızlı olmam gerekiyor. Evet, o 29 saniyenin çünkü 23'ü sizin. O 23 saniye içerisinde de 3 soruya cevap vereceksiniz. Neyse ki son 9 harfli cevabınız 2 kelimeden oluşuyor ve kelimeler birbirine fena halde benziyor. Arada yalnızca bir harf farkı var. Buyurun gelsin. İnsan ilişkilerinde resmiyet, uzaklık, soğukluk, münferitlik. Aramızda münferitlik mi var? Rica ederim. Soğuk süreye dikkat. Değil, durdurayım ben. En güzeli. Ciddiyet değil. 2 kelime zaten. Evet, kelimeler birbirine çok benziyor demiştim. Sadece bir harf farkı var demiştim. İnsan ilişkilerindeki resmiyet, uzaklık... Soğukluk, mesafe de değil. Münferitlik, yani teklik. Ay hiç şu anda aklıma gelmiyor. Benim malım benim, senin malın senin. Gerçekten olmayacak gibi. Ya da daha içe içsek. Her şeyi paylaşıyoruz. İçli dışlı değil. İçli dışlı gibi bir şey arıyoruz işte. Ama onun tam tersini arıyoruz. Dışlı dışlı diyeceğim, olmayacak. Dışlı dışlı. Onu arıyoruz işte. Ayrı gayrı. Tüh. Gerçekten çok üzüldüm. Güzeldi. Gayet güzel bir yolculuktu. Tüh, yani sosu bilemem diye düşünmüştüm. Üzdü biraz, beni bir tık. O şu harfleri biraz savurdunuz önceki sorularda. Kendinize net biraz daha süre verseydiniz bence o harfleri almadan da atlatırdınız. Mesela basınçta. Hı? Ona bir de diğerine. Ondan sonra aldığıma ben de üzüldüm. Hangisiydi o? Kundura mı? Yok, beşamel. Kundura, evet, beşameldi, evet, aldım. Canımız sağ olsun. Olsun. 2 tane soru kaldı geriye. Bakalım onları harf almadan cevaplayabilir miydiniz? Görelim. Resmi övgü belgesi. Ne güzel iş yapmışsınız. Vallahi bravo size. Buyurun, zaten bu da. Zaten geçemeyeceğim, durdurayım da. Belgeniz. Takdir belgesi gibi bir şey. Takdir belgesi çok güzel. Tek kelime lazım bana. Belge anlamına gelen Farsça kökenli takdirname. Bir... Takdirname. Oldu bitti. Bu da 2 kelimeden oluşur. Bana soracak olursanız bugünün en kolay sorularından biridir. Gelsin. İfade ettiği düşünce, nesne ve olgu yönünden karşıt olan kelimeler. Zıt anlamlı. Zıt anlamlı. Zıt anlamlı. 7500. Bu da bize gayet güzel bir şekilde gösteriyor ki efendim yapardınız. Olur. Evet ya. Değil mi? Biraz üzüldüm. Yakınım, bir daha gelirim. Beklentimiz o yönde. Bir de kocaman alkış istiyoruz.